Telefon attığımızda Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı sevgili Cumhur Örnek var. Cumhur, günaydın. Günaydın. Bugün günlerden FED. Beklentiniz nasıl şekilleniyor? Bugün günlerden FED ve Hollanda seçimlerine ekleyelim yanına istiyorsan. Lütfen. FED için evet, iletişim politikasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Mart ayı içerisinde görmüş olduk. Bu açıkçası %100 olasılığa ulaşmış olan faiz artışı FED üyeleri piyasadan daha önce inanmıştı ve söylemleriyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde piyasayı da inandırdı. Dolayısıyla bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman artacak olan bu faizle birlikte altının 1200 seviyesinde ya da euro doların 1.0620 seviyesinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu noktada piyasa bunun ucuna hemen bu yılın geneline yayılacak olan faiz artışının da beklentisini de getirmiş oluyor. Dolayısıyla fiyatlamalar içerisinde baktığımız zaman FED'in faiz artışı bir yana, siyasi belirsizlikler diğer yana devam ediyor ve bunu da altın hassas değerli 1200'de karşılamış gibi gözüküyor. Hollanda seçimlerini de ekleyelim dedik. Bu noktada bir sürpriz beklenmiyor. Ancak gelecek olan sandık başındaki bu oylama ve bunun sonuçlarındaki Fransa seçimlerine yapılacak olan simülasyonlar euro dolar parasitesinde üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Radikal Parti'nin en çok oyu almamasına rağmen oylarını bir şekilde arttırıyor olması Fransa üzerinde yapılacak olan spekülasyonları da beraberinde tetikleyecektir ki son dönemde baktığımız zaman siyasi iktidarlar için bazı ekonomik istikrarsızlığı göze alınabilecek sert açıklamalar geldiğini görebiliyoruz. Bunu da politikacıların söylemlerinden. Dolayısıyla bir nebze FED'den önce siyasi belirsizlikler daha önemli olacak. Bu da geçtiğimiz yılı bize hatırlatıyor. Geçtiğimiz yılda da bu ekonomik gerçeklikler olmasına rağmen FED'in bir miktar daha şahin duruşundan vazgeçtiğini görüyorduk. Açıkçası Mart ayındaki gelişmeler bunun bir benzeri gibi gözükse de piyasa şu anda o fiyatlamadan vazgeçmiş değil. Cumhur, çok bilinmeyen var. Hakikaten bugün çok kritik bir gün. Bir taraftan FED'i takip ediyoruz. Faiz artsa da bundan sonraki dönem ne yapacağına dair sinyal bekliyoruz. Ayrıca ABD ekonomisinin bundan sonraki performansına dair revizyonlar gelebilir. Aman dikkat diyoruz. Bununla birlikte sen de işaret ettin. Hollanda'nın seçimi var. Siyasi risk piyasaların üzerinde diyoruz. Şimdi bütün bunları toplarsak, bir sepete koyarsak, en olası senaryo hangi senaryo ve biz yarın sabah parite başta olmak üzere para piyasalarında, global piyasalarda hangi senaryonun sonucuyla güne başlayabiliriz sence? FED tarafında %100 olasılığa ulaştığımız için açıkçası oradan ekstra bir bizim fiyatlamaları radikal bir şekilde etkileyecek bir gelişme beklemiyorum. Dolayısıyla biz şu anda 3 veya 4 faiz artışı da konuşuyoruz. Bunların hepsi problem içerisinde bize çözmemiz için verilmiş parametreler. Dolayısıyla fiyatlamalara baktığımız zaman da burada önemli bir değişiklik beklemiyorum. Burada bence en önemli değişiklik sabaha karşı alınacak olan Hollanda seçimlerinden çıkacak olan oyların dağılımı olacaktır. Bu da bir miktar piyasa üzerinde dediğim bu sene 3 önemli seçim beraber seyredecek. Bugünle birlikte başlayarak bu Hollanda, Fransa ve Almanya ve dikkat edersek son bir hafta içerisinde bu 3 taraftan da sert açıklamalar geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla ben bugün FED'in yanında bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki projeksiyonları çok da değiştirecek bir söylemde bulunmayacağını, yine klasik merkez bankacılığı söylemleri içerisinde ekonomik verileri takip etmelerini gerektiği gibi bir yaklaşımla piyasaları önümüzdeki döneme hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Cumhur, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.